şu an Kızılderiz maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın basın toplantısını bekliyoruz ama tabii ki arkamızda bu bir görsel ama harika bir Kızılderiz tribünü. Efsane gerçekten. Stadyumda çok şirin, küçük bir stadyum ama gayet keyif verici bir maç olacak. Kızılderiz bugün taraftarlarla da görüşme şansımız oldu. Burada gazetecilere de sorduk. Onların hemen hemen hepsinin söylediği, kullandığı cümle genelde lige odaklandıkları, ligi düşündükleri yönünde. Tabii bunu birazdan daha uzun şekilde değerlendireceğiz ama bu görüntüyü size paylaşmak istedim. Herkese yeniden merhaba. Trabzonspor şu anda Kızılyıldız'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nekomitiç Stadyumunda gerçekten saha zemini oldukça güzel gözüküyor en azından bu açıdan tabii ki. Takımın enerjisi de çok yüksek. Biraz önce teknik direktör Abdullah Avcı borçlardan Mark Bartra ile basın toplantısı düzenledi ve bu maçın önemini orada bir kez daha vurguladı. Kazanmak istiyoruz, kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz dedi. Çünkü Trabzonspor eğer buradan galibiyetle ayrılırsa ve Monaco Ferencvaros karşısında mağlup olursa Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubundan çıkmayı garantileyecek. Bu da gerçekten çok çok dikkate alınması gereken bir başarı olur. Özellikle hem Türk takımları için hem de Trabzonspor'un son yıllardaki Avrupa macerasını bir üst seviyeye taşıma noktasında. Takımın enerjisinin gerçekten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bugün gün içerisinde Belgrad'da konuşma fırsatı bulduğumuz taraftarlar oldu ve az önce basın mensuplarıyla da konuşma şansımız oldu. Onlar da Kızılyıldız için ligin çok daha önemli olduğunu, ligde şampiyonluğu daha fazla istediğini vurguladılar. Ben de bu soruyu Abdullah Avcı'ya yönettim. Tabii ki teknik adamlar zaman zaman bu tür açıklamaları yapıyor ama hiç kimse Avrupa'dan mağlubiyette ayrılmak istemez. Sahaya kazanmak için, kazanmak adına çıkar ifadesini kullandı. Yani doğru, çünkü Kızılyıldız'ın eksikleri var, sakat oyuncuları var, formsuz oyuncuları var. Ben burada konuştuğum gazeteciler özellikle Kızılyıldız'ın atletik performans antrenöründe eksiklikler olduğunu çok net bir şekilde dile getiriyorlar. Kızılyıldız gruba başlamadan önce çok favori takımlardan bir tanesiydi. Ancak şu an 3 puanla grubun son sırasında yer alıyor. O yüzden yarınki karşılaşma onların da yeniden bir şeyleri ispat etme çabası noktasında çok çok değerli. Tabii Kızılyıldız taraftarları da oldukça ateşli. Şu an tribünler boş ama yarın bu tribünlerin tamamının dolu olacağını söyleyelim. Ayrıca Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduracak. Bu da güzel bir gelişme. Zaten Avrupa'da hiçbir yerde Trabzonspor'un boş tribüne oynama ihtimali bulunmuyor. Yine Belgrad'da da bunu başarmış olacak bordo mavili takım. Teknik direktör Abdullah Avcı kadroda çok değişiklik yapmayacağını, ideale yakın bir kadroyla çıkacağını belirtti aslında basın toplantısında. Sadece Maxi Gomez cezalı, onun yerine Gianni Semedo döndü ve aramızda ifadesini kullandı. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz. Dün aslında denediği 11'i söylemiştim. Bugün daha farklı bir 11 sayacağız Trabzonspor'un. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Bartra, Hugo ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Bamen, Hamşik, Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Cenini, solda Trezeguet, ileride Umut Bozoğ'u bekliyoruz. Burada bir değişiklik olacaksa Abdullah Avcı belki Trezeguet'i sağ kanata çekerek Bardi'yi de sol kanatta maça başlatabilir. Böyle bir ihtimal olduğunu da belirtelim. Antrenmanlarda bunu da denedi. Gianni Semedo çok iyi bir şekilde geri dönüş yaptı ama 2 haftalık maç eksikliği bulunuyor. Her ne kadar antrenman yapmış olsa da maç eksikliği, maç temposu tabii ki çok daha farklı bir şey. Belki Abdullah Avcı onu düşünerek de böyle bir tercihte bulunabilir. Onu da belirtelim. Ayrıca şu detayları da sizinle paylaşmak istiyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maçın önemini oyunculara aktarırken dün Trabzon'da kısa bir sohbet yaptı oyuncularla ve şunu vurguladı. Sivasspor maçında gerçekten çok değerli bir maç kazandık. Gerçekten yorgunluk, stres, baskının yanında çok anlamlı bir galibiyet elde ettik ama Avrupa'da gerçekten çok daha şeyleri başarabileceğimizi göstereceğimiz bir maça çıkmalıyız dedi oyuncularına ve o karşılaşmanın da Kızılyıldız maçı olduğuna vurgu yaptı. Dolayısıyla Trabzonspor'un yarınki karşılaşmada çok daha coşkulu ve tempolu bir futbol beklediğimizi de belirtelim.
Biraz sonra tabii antrenmanın basın mensuplarına açık olan bölümü de sonra erecek. Ancak biraz daha oyunculardan detay vermek gerekirse şu an için çalışmaların devam ettiğini söyleyeyim. Naci Ünlü var, soğuk algınlığı geçirdiği için yer almıyor. Maxi Gomez cezalı. Dorukhan Vişça, Serkan Hasan sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Ama Vişça ile ilgili zaten geçtiğimiz günlerde son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk, artık sahalara dönüyor diye. O güzel paylaşımda Vişça'dan geldi ve Vişça sahalara döndüğünü, ayakkabılarını giydiğini ve çime bastığını bizzat kendisi duyurdu. Bu da çok çok güzel bir gelişmeydi. Onun hedefi Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında tam olarak iyileşmek ve tam olarak takımla birlikte çalışabilecek seviyeye gelmek, ki Abdullah Avcı da zaten Kasım ayını yine işaret etti. Kasım ayından sonra bambaşka bir takım olacağız, Kasım ayını bekleyin ifadesini kullandı. Vişça'nın da dönüşüyle orada çok ciddi bir rahatlık yaşayacağını söyleyebiliriz Abdullah Avcı'nın. Ayrıca Abdullah Avcı PSG'nin de formasını isteyeceğini belirtti. Yani bir koleksiyon yaptığını zaten biliyorduk, forma koleksiyonu yaptığını, ve PSG'nin formasını da isteyeceğim. Umarım maçın ardından bana o formayı verir dedi. Taraftarların belki de sahada en çok görmediği isimlerden bir tanesi Lahdimi. Teknik kapasitesi inanılmaz yüksek bir oyuncu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı onunla ilgili olarak onu oynatacağım zamanı en iyi ben biliyorum ifadesini kullanıyor. Çünkü onun transferini ben gerçekleştirdim. Onun alınmasını ben istedim. Onu oynatacağım zamanı da en iyi ben biliyorum ifadesini çok net bir şekilde kullanıyor. Burada gazetecilerin tabi en çok görmek istediği isim Marek Hamsik. Evet, şu anda antrenmanın basın mensuplarına açık olan bölümü de sona erdi. Dolayısıyla biz de videomuzu da burada sonlandıracağız. Ama ben stadyumdan çıkarken bir iki detay vermeye çalışırım. Umarım videoyu beğenirsiniz, görüşlerinizi aktarırsınız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Tribünlerin stadyuma bakış açısı gerçekten çok iyi. Yani tarihi bir stadyum ama akustik açısından ve tribünlerin görüntüsü açısından çok çok iyi. Ama çok da eski bir stadyum olduğu için şöyle bir durum var. Burada bir kanal var. Kafayı yemek gerekiyor ve bizim stadyuma giriş koridorumuzu göstereceğim size. Çok uzun bir koridordan tırmanmamız gerekecek. Stadyumun girişi buradan. Umarım nefessiz bir şekilde kalmadan buraya çıkabiliriz. Evet, 20 kiloluk tripodu taşıyarak çıktık. Şu anda hala daha yürüyüşümüz devam ediyor ayrıca. Nihayet Kızılyıldız Stadyumu'nun dışarısına çıkış yapabildik. İnanılmaz yorucu bir merdivendi. Şu anda stadyumun dışındayız. Hala nefes almak biraz zor. Dışarısı çok güzel. Şehrin içerisinde bir stadyum. Ama içerisi gerçekten çok ulaşılması zordu. Tabii futbolcular bizim olduğumuz koridorlardan girmiyor. Onlar için çok daha kolaydır. Ama güzel bir maç bizleri bekliyor. Umarım 90 dakika sonunda istediğimizi alabileceğimiz çok keyifli, neşeli bir futbol izleriz yarın için. Videoyu burada sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarın akşam inşallah maç sonrasında yine Adem abiyle birlikte maçı değerlendiriyor oluruz. İnşallah Trabzonspor'un gruptan çıktığı, garantilediği daha doğrusu haberleri sizinle paylaşıyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.